Herkesin bir adı vardır. Ama az sayıda insan ismindeki manayı hak eder. Rifat Hisarcıklıoğlu bu azlardan biri. Baktığımız zaman yükselme, yüksek mertebe anlamlarına gelen Rifat ismi, yaptıkları ve elde ettikleriyle zirvelerde yer tutmuş bu meslek insanına, herkesin imrendiği mertebelere erişmiş bu sivil toplum önderine gerçekten çok yakışıyor. Türkiye'nin bütün illeri ve büyük ilçelerinde kurulmuş olan 365 Oda ve Borsa'nın çatı kuruluşu niteliğindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde 15 yılı aşkın süredir başkanlık yapan Hisarcıklıoğlu, koltuğuna birçok karpuz sığdırmış ve başarı öyküleri yaratmış bir insan. Rifat Hisarcıklıoğlu, her şeyden önce üyesi olduğu Türk İş Dünyası'nın mesleki örgütlenmesine verdiği desteklerle yeni oda ve borsaların kurulmasına öncülük etti. Türkiye'nin 2023 vizyonuna yakışacak şekilde yurdun dört bir yanındaki oda ve borsaların hizmet standartlarını yükseltti, onların modernize olması ve 5 yıldızlı ofisler haline gelmesini sağladı. Oda ve borsaların uluslararası seviyedeki örgütlerinde de yönetim kademelerine seçildi. Dünyanın dört bir tarafında Türk iş dünyasının sesi oldu, Türkiye'nin destinasyonuna önemli katkılar sağladı. Bu çabalar kişisel dünyasında da karşılık buldu ve birçok ülkenin prestijli devlet nişanlarına, onur veya üstün hizmet madalyalarına layık görüldü. Üniversitelerden fahri doktora payeleri veya toplumsal katkı ödülleri aldı. Birçok şehrin de fahri hemşerisi oldu. 2003 yılında Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin kurulmasına öncülük etti ve bu üniversitenin mütevelli heyet başkanı oldu. Ayrıca ekonomi, eğitim ve kültür sahasında hizmet üreten birçok vakfın ve Türkiye'de ilk olma şerefini taşıyan bazı düşünce kuruluşlarının doğuşuna öncülük etti, kültür ve sanat hayatımız için büyük değer taşıyan prestijli kitapların yayınlanmasına ön ayak oldu. Proje sahibi veya paydaş olarak Türkiye'nin yüz akı olan birçok sosyal sorumluluk projesinde aktif olarak yer aldı. Her biri kendi bölgesinin yıldızları olarak görülen çok sayıda okul veya eğitim kurumunu Türk milli eğitimine kazandırdı ve zarar etmeyen en önemli yatırımın eğitim olabileceğini söyledi. Ben Türkiye Odalar Borsa Birliği Başkanı olarak eğitime yapılan yatırıma en çok inananlardan birisiyim. Çünkü bütün yatırımlarda zarar edebilirsiniz. Ama tek zarar etmeyeceğiniz yatırım eğitime yapılan yatırım. Gittiği her yerde, eline mikrofonun tutuşturulduğu her kürsüde iş dünyasını anlattı. Büyüyen her şirketin Türkiye'nin geleceğine bir yatırım olduğunu söyledi. Bir tır dolusu domatesin 10 cep telefonuna karşılık geldiği bir zamanda yaşadığımızın altını çizen Rifat Bey, ne yapıp edip katma değeri yüksek ürünler üretmemiz gerektiğini, dünyanın sayılı ekonomileri arasına girmenin başka yolu olmadığını anlattı durdu. Türkiye'de ihracatın %59'unu, ithalatın %40'ını KOBİ'lerin yaptığını belki çok insan bilmez. Rifat Bey bunu en çok dillendiren insan oldu. İstedi ki devletimiz ülkenin can damarı olan yerli işletmelere, KOBİ dediğimiz müteşebbislere yani kendi canlarımıza pozitif ayrımcılık yapsın. Hiç değilse dünya ölçeğinde rekabet etmemiz gereken yabancı şirketler hangi şartlarda istihdam sağlıyor, hangi şartlarda üretim yapıyor ve satıyorsa bizim şirketlerimize de o sağlansın istedi. Benim önümde 17 tane ülke var ya, o ülkeler sanayicisine, tüccarına, girişimcisine hangi fırsatı veriyorsa bize onu versinler. Başka hiçbir şey istemiyorum. Türkiye'nin bütün illeri, pek çok ilçesi onun defalarca gittiği yerler oldu. Şehir insanlarına markalaşmayı anlattı. Dünyada rekabetin ülkeler arasında değil, şehirler arasında olduğunu söyledi. Onlara hep birlik ve beraberlik içinde olun dedi, bereketin de, rahmetin de bu işbirliği ruhunda olduğunu hatırlattı. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Türkiye'de gezdiğim 81 vilayeti geziyorum ben. 81 vilayetimizin içerisinde marka olan şehirlere baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. O şehrin yöneticisi yani valisi, belediye başkanı, milletvekilleri,
oda ve borsa başkanları eğer hepsi bir araya gelirse sivil toplum kuruluşları, o şehirde zenginlik ve bereket olur. Yani birlikte rahmet ve bereketin sonucunu görüyorlar. Allah bize petrol vermemiş, doğalgaz vermemiş ama müthiş bir müteşebbis ruhu vermiş. Bizim genlerimizde güçlü bir girişimcilik var. Bu sözleri neredeyse gittiği her şehirde, katıldığı her toplantıda söyledi. İnsanımızın özünde var olduğuna inandığı o girişimci ruhun fitilini ateşlemek istedi, onları cesaretlendirdi. Ben Allah'ıma bir şeye şükrediyorum. Bize petrol vermemiş, doğalgaz vermemiş. Ama bunu son 30 yılda keşfettik. Allah'ım müthiş bir bize müteşebbis ruh vermiş. Bugün Avrupa'daki kullanılan her 3 beyaz eşyadan bir tanesi Türk malı. Avrupa'daki satılan her 4 televizyondan bir tanesi Türk malı. Bunlar bizim için hayaldi. Şu andaki gelmiş olduğumuz nokta, İtalya ile Çin'in arasındaki en büyük sanayi devi olan ülkeyiz biz. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ülke gündemine taşıdığı ve iller bazında organizasyonlar yarattığı bir diğer başlık da kadın girişimcilere destek konusudur. Toplumsal dinamiklerimizin farkında olan Rifat Bey, kadınlarımızın iş dünyasında hak ettikleri yere alabilmeleri, onların da iş kurabilmeleri konusunda Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Hatice'nin bir ticaret kadını oluşunu en önemli örnek olarak verdi. Ya hepimiz elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Hepimizin öncüsü, önderi Peygamber Efendimiz diyor. Peki sen niye Peygamber Efendimizin gittiği yoldan gitmiyorsun diye soruyor o babalara, annelere. Bana sanki hakaret ediyormuş gibi bakıyorlar. Ben de onlara ne örneği veriyorum bu kız çocuklarıyla ilgili. Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Hatice validemiz devrin en büyük girişimcilerinden bir tanesiyken, peki biz kız çocuklarımızı niye girişimci olmaya teşvik etmiyoruz? Onun konuşmalarını analiz eder de en çok kullanılan kelimenin ne olduğunu ararsanız karşınıza bilin ki girişimcilik çıkar. Rifat Bey, eskilerin sıklıkla telkin ettiği aman başımıza icat çıkarma anlayışından icat yapalım, yenilik bulalım anlayışına geçmemiz gerektiğini söyledi. Başka bir deyişle eski köye yeni adetler lazım dedi. Bütün Türkiye'de çocuklarımızı yetiştirirken icat çıkarma diye yetiştiriyoruz. Halbuki devir icat çıkarma devri. Eğer para kazanmak istiyorsak insanların icat çıkartabilmesi lazım. Devir o devir. Devir o devir. Eğer ülkeyi zengin etmek istiyorsak, insanları zengin etmek istiyorsak icat çıkartmaya teşvik etmeliyiz. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun dinleyicisiyle sevimli diyaloglar kurabilen usta bir hitabeti, İzleyenlerin yüzünde gülücükler açtıran tatlı bir mizahçılığı da vardır. Üstelik çok da nezaketlidir. Mizahı bile kendi üzerinden yapar çoğu zaman. Öncelikle geç kaldığım için hepinizden özür diliyorum. Güzel, benim başkanlar bilir, güzel bir bizim temel fıkrası var. Temel Fadime'ye küsmüş, sabahta 5'te kalkacak. Ne yapayım, ne edeyim diye düşünüyor, nasıl söyleyecek Fadime'ye buna? Bir not yazıyor. Fadime saat 5'te beni uyandır. Konuşmuyor ya, küs, komodinin başına koyuyor. Sabah oluyor, bir kalkıyor ki, Temel saat 8. Fadime diye bağıracak, komodinin üstünde bir not. Temel kalk saat 5. Güçlü bir hafızaya ve zengin bir iş kültürüne sahip olan Rifat Hisarcıklıoğlu'nu emsallerinden ayıran en önemli özellik, içinden çıktığı toplumu yakından tanıması, onların diline, örfüne, inancına yabancı olmaması, onların kelimeleriyle konuşup onların güldüğüne gülebilmesidir. Gerçekten gönlünde hala muhteşem Erciyes Dağı'nın rüzgarları estiğine inandığımız Rifat Hisarcıklıoğlu, mimiklerinden jestlerine, saçlarından bıyıklarına kadar her şeyiyle ben sizden biriyim diyen bir Anadolu delikanlısı gibi duruyor. Tatlı dili, tavırları, yakışıklı yüz hatlarıyla kahvede yarenlik ettiğimiz, aynı safta namaz kıldığımız ya da mahallemizde selam verip saygı gösterdiğimiz insanlara benziyor.
öyle sanıyoruz ki 1,5 milyonu aşkın ticaret adamı ve sanayici Rifat abilerini bunun için seviyor, 15 yıldan bu yana kaptan koltuğunda bunun için tutuyorlar. Hatta kendi tabiriyle söyleyelim, delegelere bu başkanın gideceği yok galiba dedirtebilmesi de onlara verdiği bu güven hissi ve bu sevimli yüz olsa gerek. Evet, Rifat Hisarcıklıoğlu odalar ve borsalarla özdeşleşmiş bir insan. Muhtemelen bizim kuşağımızdaki insanlar TOB dendiğinde artık Rifat Bey'in ismini hatırlayacaklardır. Bir yerlerde girişimcilikten söz edildiğinde onun çabaları, onun söylemleri akla gelecektir. Ve nihayet yakın gelecekte Türk iş dünyasının yarattığı başarı öykülerinin bir kitabı yazılacak olursa, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni aziz Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağı 2023 Türkiye'sine hazırlayan Rifat Bey'in adı ve yaptıkları bu kitapta mutlaka yer alacaktır.